Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. bu yayınımızda geçtiğimiz günlerde bir video paylaşmıştık. Kabe'de genç bir adam, daha doğrusu kadın kılığına bürünmüş bir adam diyelim. Görüntüler servis etmişti sosyal medyaya ve bütün dünyada Özellikle Suudi Arabistan'da da bayağı bir tepki almış arkadaşlar bu konuyla ilgili paylaşacağım ve Kabe'de bile büyük tepki göstermişler bu elemana. Bu konuyla ilgili size bir görüntü izleteceğim. Kabe'de böyle şeylerin yapılmaması gerektiğine dair çok güzel bir tepki olmuş. Mekke'de Arabistan halkı, Mekke halkı yürüyüş yapmışlar arkadaşlar. İnşallah bu konuyla ilgili konuşacağız. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da bu konuyla ilgili sizlerden ve yorum kısmına da bir yorum yazmayı unutmayın. Bir yorum yazmayı unutmayın. Bu konuyla ilgili sizlerden yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Evet, öncelikle bir görüntü var. Onu bir izleyelim arkadaşlar. Mekke halkı bakın nasıl tepkisini ortaya koymuş. Hep birlikte bir izleyelim. Sonrasında yine konuşmamıza kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> Evet arkadaşlar az önce de izlediğiniz gibi Mekkeliler bu olaya tepkisini ortaya koymuşlar ve toplu bir şekilde bir yürüyüş yapmışlar. Bayağı bir ses getirmiş. Arap sayfaları, Arap kanalları da paylaşmış bu görüntüleri. Biz de bu görüntülere yer vermek istedik. Geçen günler yaşanan o ilginç olay gerçekten çok büyük bir tepki almış demek ki. Türkiye'de de çok büyük bir tepki oldu. Sosyal medyada Muhtemelen bayağı bir çoğunluk büyük tepki göstermişti. Yani Kabe'de bu şekilde işlerin yapılması gerçekten tuhaf bir şey yani olmaması gerekiyor. Bunlardan uzak durmak lazım arkadaşlar. Bir de bundan sonraki videomuzda size geçtiğimiz Aralık ayında yani 2022'nin son ayı Aralık ayında Suudi Arabistan topraklarında yaşanan kasırgalar, fırtınalar ve kar yağışı ile ilgili yeni videolar geldi arkadaşlar. Onları paylaşacağım. Özellikle Mekke'nin birazcık böyle yüksek kesimlerinde olağanüstü kar yağmış bazı yerlere. Onları paylaşacağım. Gerçekten çok ilginç görüntülerde. Bunları Orada çeken bir kardeş var. Orada yaşıyor. Kar yağdığı zaman hemen gitmiş. Yağan yerlere ve görüntüleri çekmiş. Gerçekten bu sene enteresan bir yıl olduğu söyleniyor orası için. Yani 2022'nin sonlarından itibaren kendisini hissettirmeye başladı. Bir sürü değişik olaylar yaşandı arkadaşlar. Bunlardan işte en önemlisi de en çok konuşulan o Kabe'de kar videosu vardı. Sonradan o videonun efekt olduğu söylendi. Birçok kimse tarafından videonun efekt olduğu söylendi ama Kabe'de yine kara dönük bir sulu kar yağdığını da herkes biliyor. Gerçek olan videolar da var. Nihat Atipoğlu da şu an Umre'de olduğu için o da o akşam bir video çekmiş kendi telefonuyla. Kendi Twitter hesabından da paylaşmıştı. Hatta hala Twitter hesabına girdiğinizde o videoyu da görebilirsiniz. Kabe'de şu an sulu kar yağıyor diye paylaşmış ve ani hava değişiklikleri yaşanıyor. Bir sulu kar, bir yağmur, bir dolu yağışı, bir şiddetli yağmur. Bir gök gürültüsü, bir rüzgar, bir kasırga sürekli hava böyle gel git halindeymiş. Sürekli değişiyormuş arkadaşlar. O yüzden Nihat Hatipoğlu Hoca da kar yağışını hemen görür görmez telefonunu almış ve şöyle tavaf ederken bir görüntü çekmiş. Daha doğrusu kenardayken çekmiş onu. Yani tavaf yaptığımız esnada yağdı demişti. Tavaf bittikten hemen sonra muhtemelen o kar yağışı bitmeden bir an önce çekeyim demiş ve çekmiş. Gerçekten güzel bir görüntüydü. Ben de onu paylaşmıştım zaten YouTube kanalımda. Bazı arkadaşlar buna rağmen tabi inanmayanlar vardı yorumlarda gördüm. Ama onlara ben cevap da yazdım. İnanmayanlar Nihat Hatipoğlu hocanın Twitter hesabına gidip oraya baksınlar. Orada göreceklerdir videoyu dedim gerçek videolara. Gerçekten Kabe'de ve daha doğrusu Kabe'nin civar dağlarında civar eyaletlerinde hava değişimleri çok hızlı yaşanıyor. Özellikle de Cidde'de, ve Tebük'te Tebük'ün bazı yüksek yerlerinde çok ciddi kar yağmış arkadaşlar. Hele bir video geldi. Yaklaşık 15-20 santim bir kar var. Cami var. Caminin etrafında böyle kar tamamıyla kaplamış. Bildiğiniz kar yani bu sene Türkiye'de bile hani İstanbul işte Marmara bölgesinin diğer illerinde bile böyle bir kar yağışı henüz olmadı. Hatta kayak merkezlerinde bile şu an 15-20 santim kar var. Ama oraya Tebük'ün bazı yerlerine bayağı kar yağmış arkadaşlar. İlginç gerçekten ilginç yani. Şimdi Tebük dediğimiz yer Medine'nin de biraz daha kuzeyi yani Kabe'ye çok yakın bir mesafe değil. Medine'nin daha kuzeyi yani daha soğuk yerler. O yüzden oralara kar yağabilir. Çünkü zaten karın yağdığı yerler yüksek yerler olmuş. O az önce bahsettiğim 20 santimlik kar biraz yüksek yerlere yağmış yani arkadaşlar ama bundan önceki seneler hiç bu kadar böylesine kar yağmamış. Oralara da yağmamış yani. Bu sene gerçekten şu geçtiğimiz 2-3 aydır olağanüstü olaylar yaşanıyor Suudi Arabistan bölgesinde ve Suudi Arabistan bölgesinde kayalar adeta şelalelere dönüşmüş. Bununla ilgili videoları da paylaşacağım sizinle. Gerçekten acayip işler olmuş arkadaşlar. Hele hele kayalardan, dağlardan akan sular bir tane evi alıp geçmek üzereyken ev halkı panik içerisinde terk ediyorlar evi. O görüntüleri de izledim. Şok oldum gerçekten. Dediğim gibi Suudi Arabistan'da böyle olaylar pek görülmüş değil. Ve en çok hoşuma giden de arkadaşlar şu oldu. O dağlar bir tane ot bile büyümeyen o dağlar şimdi yemyeşil bir hale dönüşmüş. Bunu görünce çok sevindim. Ama bir o kadar da Peygamber Efendimizin hadisi gerçekleştiği için de artık yani dünyanın sonuna doğru bir yolculuğun içindeyiz. Hmm. Efendimizin hadisleri gerçek oluyor. Bütün yönleriyle o hadisler gerçek oluyor arkadaşlar. Mekke yeşerdiği zaman, Arap toprakları yeşerdiği zaman kıyameti bekleyin buyuruyor Efendimiz. İşte işte tam da o dönemin içerisindeyiz. O görüntüleri de size zaten vermiştim. Instagram sayfamda da paylaştım ee, görmeyenler YouTube'da izlemeyenler Instagram'dan da bakabilirsiniz Ve yine birçok görüntü var dağların yeşerdiğine dair Birçok görüntü geldi ee, Orada olan kardeşlerimiz sürekli paylaşım yapıyorlar o, Onların paylaştığı görüntüleri e, Sizlere inşallah ulaştıracağım Gör, Gerçekten harika Görüntüler var O dağlar böyle yemyeşil olmuş arkadaşlar İnanılmaz derecede bir güzelliğe bürünmüş Mekke dağları ovaları ve her yer su sular akıyor nehirler oluşmuş bazı yerlerde ırmaklar oluşmuş gerçekten inanılmaz şeyler olmuş arkadaşlar her şeyde vardır bir hayır Rabbimizin hikmetinden sual olunmaz elbette evet söyleyeceklerim bu kadar bu videonun asıl konusuyla ilgili yorumlarınızı beklerim inşallah ve genel olarak bütün konuşmalarımla ilgili de Yorumlarınız varsa mutlaka yorum kısmına yazın arkadaşlar. Suudi Arabistan topraklarından gelen güzel haberleri paylaşmaya devam edeceğim sizlerle. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları da Instagram'da paylaşıyorum. Instagram kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi oraya da beklerim arkadaşlar. Orada da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Hepinizi inşallah oraya da bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve selam.